Merhaba çocuklar. Ben Yeni Gün Ortaokulu'ndan matematik öğretmeni Cengiz Beşer. Şimdi size bazı cebirsel ifadelerin özdeşlerini nasıl bulabileceğimizi anlatacağım. Bunun için yukarıda göstermiş olduğum özdeşliklerden yararlanacağız. Örneğin 2 artı 3b'nin parantez karesi ifadesinin özdeşini bulabilmek için yukarıdaki özdeşlikten yararlanmamız gerekiyor. Bunun için yapacağımız kısa yol şu. Burada iki tane terimimiz var. 2a ve 3b. Bunların ayrı ayrı karelerini alıp başa ve sona yazacağım. Orta kısma ise bu iki terimi çarpıp iki katını yazmam gerekiyor. Teker teker gösterecek olsam. İlk önce 2a'nın karesini almakla başlıyoruz. 2a'nın karesini alırsak kendisiyle çarpmamız lazım. 2a ile 2a'yı çarparsak 4a kare yapar. Bunu en başa yazıyoruz. 4a kare. Daha sonra ikinci terimimiz olan 3b'nin karesini alıp bunu da en sona yazmamız lazım. 3b çarpı 3b dersek 9b kare yapar. Bunu da en sona yazdık. Yalnız bunu yazarken işaretini mutlaka önüne eklememiz gerekiyor. Orta kısmı ise 2a ile 3b'yi çarpıp 6ab yapar. Bir de bunun iki katını almamız lazım. 6 ile de 12 çarparsak 12ab yapar. Bunu da işaretiyle beraber orta kısma yazdığımızda 12ab cebirsel ifademizin özdeşini bulmuş olduk. Aynı şekilde diğer özdeşlikleri de yapabiliriz. Örneğin 4a eksi 5b'nin parantez karesi. Bunun özdeşini bulmak için ilk önce 4a'nın karesini almamız lazım. 4a ile kendisini çarparsak 16a kare yapar. Bunu en başa yazdık. Eksi 5b'nin karesini almamız gerekiyor. Sadece 5b olarak görmeyelim burayı. Eksi 5b'nin karesini alırsak gene artı yapar. Artı 25b kare yapar. Orta kısmı ise 4a ile eksi 5b'yi çarp iki katını yazmamız gerekiyor. 4a ile eksi 5b'yi çarparsak bir pozitif bir negatif olduğu için eksi çıkacaktır cevap. Eksi 20ab yapar. İki katını alırsak eksi 40ab yapar. Bu sayede 4a eksi 5b'nin parantez karesi cebirsel ifademizin özdeşini bulmuş olduk. Son olarak iki kare farkı diğerlerinden daha farklı. İki kare farkında ise burada iki terimimizde hangi sayıların karesi olduğunu belirliyoruz. 64x kare, 64 8'in karesidir. X kare de x'in karesidir. Burada 8x'in karesi var. 81y kare ise 81 9'un karesidir. Y kare ise y'nin karesi olduğu için 8x ile 9y bizim asıl sayılarımız. Bu sayıları 8x ile 9y'yi bir toplayıp bir de 8x'ten 9y'yi çıkarıp bulduğumuz iki sonucu çarptığımız zaman gene özdeşini bulmuş oluyoruz. İki kare farkında bu şekilde yazmış oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.